Arada bir merak ettiğim şeyleri incelerken bu şekilde video çekiyorum. Bu benim Hurdalık'taki motorlardan bir tanesi. Burada bir etiket var ama hani etiketi şu anda dikkate almadan bunu çözmeye çalışacağım. Bu motorda burada bir tane dişli mekanizması koymuşlar. Motoru daha net görebilmek için bu dişli mekanizmasını bir çıkarayım. Yani bir rediktör var burada. Ki şöyle söyleyeyim, şu rediktörün üst kısmı şu aşağıdan motora bağlamışlar. Şu vidalarda rediktörü çıkaracağım. Motoru ayırdım. Burası rediktör kısmı. Şu anda bana motorun kendisi lazım. Şimdi motora bakıyorum. Kaç kablo çıkmış? Kablo derken her yer kablo oldu. Şimdi yassı bir motor. Yassı bir motor. Arka tarafında burada bir çıkıntı var. Kaç kablo var? Arka çıkıntıyla birlikte burada 4 tane kablo var. Şimdi yorum yapmaya başlayalım. 4 tane olduğuna göre şu arka tarafı hani bu şekilde konstrüksiyon yaptıklarını düşünürsek bu bipolar step motor olabilir. Hani bipolar step motor olduğunda da kablo renkleri bu şekilde çıkmaz. Açık söylemek gerekirse. Yani mantık olarak çıkmaz. Bu arka tarafı enkoder olabilir. Enkoder olduğunda da artı eksi ve SM'e en az bir tane de çıkış verecek. Arkaya ait 3 tane uç olması lazım. Bir uç motor olmaz. Artı eksiye örneğin eksiyi ortak verebilir ya da artıyı motorla ortak verebilir ki normalde ölçümlerde öyle yapılmaz. Bu sefer ne olur? Örneğin motorun artısı şu eksi, motorun artı eksisi. İşte bu da enkoder uçları olduğunu düşünürseniz örneğin arttan ya da eksiden besleme alabilir. Oradan bir çıkış verebilir. Bunlara şimdi ölçüm yaparak bulmaya çalışalım ki bu mantıklı değil. Sadece olasılıkları söylüyorum ben. Mantıklı değil yani. Önce bir ölçüm yaparak ne olduğunu çözmeye çalışalım. Ha, şimdi motor çok yassı. Yassı olunca aklıma gelenler brushless DC, fırçasız DC. Orada da ne olur? 3 uç çıkar, 4 uç çıkar. O zaman bunların hepsi brushless DC olabilir mi? Kablo renkleriyle mantıklı gelmedi bana. Senkron motor olabilir mi? 220 olabilir senkron motor. Ama çok yassı, hani fırçalı doğru akım motor olur mu bu? Bu kadar yassılıkta fırçaları nereye sığdırdılar bilmiyorum. Belki fırçalar burada. Bilmiyorum. Şimdi bir ölçüm yapalım. Bakalım. Şimdi şu kırmızı siyahın bir direncini ölçelim. Ne gelecek? 7.6 ohm. Fırçalıysa oynadığımda 7.6'nın değişmesi lazım rotorla. Değişiyor. Bir yandan jeneratör olarak da çalışabilir. Kabul de. Sabit durmuyor. Daha önceden doğru akım motorlarında ZTMK'da da böyle bir ölçümü yapmıştım. Yani 7.7 eğer bu brushless DC ya da step motor olsa bu direnç sabit kalmalı. Ama değişiyor. Şu anda mesela 8. 8 ohm diyelim. Kahverengiyle tutalım. 200 ohmdan fazla demek ki. Kademeye alalım. 309 ohm. Peki bunun arasında bir bağlantı var mı? Yok. Bunun arasında bağlantı var mı? Yok. Bunun arasında bağlantı var mı? Şimdi bu bir step motor değil. Step motor olsa hani dirençler sabit direnç çıkar. Örneğin şu bir grup, bu bir grup. İkisinde de aynı direnç çıkar, çıkmıyor. Brushless DC değil. Yine orada da dirençler aynı çıkar. Şimdi şu motor uçları olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunun direnci çok yüksek. Şimdi kaçtı bu? 300 müydü? Acaba bu bir enkoder olabilir mi? Enkoder iki uçlu olmaz genellikle. Yarı iletken olduğu için 3 uç olmak zorunda en az. Artı eksi bekleme bir tane de çıkış olacak. Hani bir tek A kanal olduğunu düşünürsek. Şöyle bir enkoder yapmış olabilirler mi? Bunu daha önce büyük bir faz motorlarda gördüm. İçerisinde bir tane read kontak var. Mıknatıs karşısına geldikçe read kontağı açıp kapıyor. Şimdi o ölçümü yapabilmem için de çevirdikçe
bunun direncinin değişmesi lazım. Yani read kontağa denk geldiğinde, hani read kontak normalde 310'dan daha yüksek bir şey göstermesi lazım açıkken ama on off yapmıyor. Çeviriyorum. Şu anda on off yapmıyor. Enkoder değil, read kontak değil. O zaman bu balatalı bir frenleme olabilir. Balatalı bir frenleme olabilir. Balatalı frenleme ise muhtemelen DC'de çalışacak. DC'de çalıştığı için de ufak ufak gerilim verip çekip çekmeme sesini duymaya çalışacağım. Şu anda ayarlı bir güç kaynağım var. Ayarlı güç kaynağından bir doğru akım vereceğim. Hangisi o? Kahverengi olan uçlar. Yani ha bir de şu var. Normalde bu balata olsa mili kitlemesi lazım, mil dönüyor. Ters mantıkla çalışan, enerji verildiğinde kitleyen bir balata olabilir mi? Bilmiyorum. Zayıf bir olasılık ama olabilir. Gerilimi arttırıyorum. 5, 6, 7. Hala çekmedi. Şu anda 30 volt verdim, çekmedi. Eğer balata varsa. Yönü değiştireyim. Yani yönlü olduğunu da tahmin etmiyorum ama artı eksiği değiştirdim. Şu anda çekme yok. Eğer bu bir balataysa. Şimdi acaba 30 voltun daha üstünde bir değerde mi çekecek? Olabilir. O yüzden 3 aşağı 5 yukarı doğru akım veriyorum. Kaç ohmdu? 300 ohmdu. 30'u 300'e böleyim. 30 bölü 300. 100 miliamper falan akım çekecek bu. 100 miliamper de bunun bobin olarak hani bir röle ile karşılaştırdığımızda 100 miliamper de haydi haydi çekmesi lazım. Bir akımına bakmak istiyorum. 100 miliamper hakikaten çektirebiliyor muyum? Miliamper kademesine alalım. Güç kaynağından geldi o ses. Yani evet, 100 miliamper civarında. Açık söyleyeyim, düşüreyim. 100 miliamper bunun için çok bile olabilir. Yön değiştirdim. Arıza olabilir, kilitlenmiş olabilir, başka bir durum olabilir. O nedenle bir şey diyemeyeceğim. Peki bu gerilimi kırmızı siyah versek, yani bu gölge kutuplu motor desem 220 AC bu gövdeye sığdıramaz. Senkron motor desem yine 220'de çalışır. Ama daha düşük AC'lerle, yani buna direkt alternatif bir trafo üstünden alternatif bir gerilim vermektense önce küçük DC gerilimler verip dönüp dönmeyeceğine bir bakayım. Gerilim arttırıyorum. Dönüyor. Bu bir DC motor. Enteresan bir şekilde. Peki bu gövdeye nasıl sığdırmışlar? Sadece DC motor olduğunu çözdüm. Üstündeki zaten buraya bir etiket koymuşlar. 24 volt DC motor diye 260 değeri öyle dakikalık bir motor. Ama şu arka kısmının ne olduğunu çözemedim. Şimdi bu arkayı bir sökelim bakalım neymiş. Bu ara sökerken de yönleme yapmakta fayda var. Vallahi asetat kalemim yanımda yok. Aynı şekilde yerleştirebilmek için buraya bir çizik attım. Çünkü delikler oturmayabilir, oturabilir bilmiyorum. Hiç fikrim yok şu anda. Sanki manyetik enkoder gibi duruyor ama manyetik enkoder değil bu. Bu bir balata. Çünkü hal elemanlarıyla ilgili yeni video yaptım. Uç sayısı yetmiyor yani. En az 3 tane uç olması lazım. Bu bir balata ama neden çekmedi bilmiyorum. Şimdi bu haliyle bir elektrik verelim. Bunu kendine mi çekiyor? Bu mildeki bu dişli, o buradaki dişlere girecek, frenleme yapacak. Tahminim o. Yok, bu hareketli değil. Bu yaylı ve hareketli mi? Açıkçası değil. Vereyim bakayım.
Gelelim değerini arttırayım. Şu anda 20 volt var. Burada bir mıknatıslanma göremiyorum. Çok zayıf bir mıknatıslanma var ama şak diye çek güçlü bir mıknatıslanma göremiyorum. Şimdi şu mıknatıs olsa diyeceğim ki dinamo mantığıyla çalışıyor. Dinamo mantığıyla enkoder olarak çalışıyor. Bir de onu deneyeyim bakayım. Geri toplayayım. İçini sökmeye kalksak nasıl sökülecek? Bu perçinle. Şurada iki tane vida var. Neyin vidaları bilmiyorum. Şunda seti skur var. İlk defa böyle bir şey söküyorum. Çizgi nerede? Çizgi burada. Bu şekilde oturacak. Şimdi geri sökeceğim. O yüzden pullarını oturtturmayayım. Şimdi dinamo mantığıyla çalışan bir şey mi ki acaba? Enkoder şeklinde bir şey mi yaptılar ki? Volt DC, 20 volt kademesini alayım. Kahverengi uçlara. Şimdi burada çevirdiğimde yok, gerilim de üretmiyor. Uçlar temas ediyor mu? Uçlar temas ediyor. 2 volt kademesini alayım. O balata. Yani onu anladık. O balata. Çünkü eğer bu dinamo şeklinde bir enkoder kullanılmış olsaydı bana buranın bir gerilim üretmesi lazımdı. Üretmiyor. Yani bu AC'de şu anda o değer değil. Yani beklediğim değer öyle bir şey değil. Milivoltlar mertebesindeki değişim bir anlamı yok yani. Şimdi nasıl sökeceğiz? Bir onu düşünelim. Şu an bura presli. Şu arka kısmı da alayım. Ne oldu? 100 miliamperlere kadar çıktık. Bunun içerisindeki sargı 100 miliamper üstü yakabilir yani, açık söyleyeyim. Şimdi şurada setüskur var. Setüskuru çıkarıp bu dişliği alacağım. Dişliği aldık. Rulman var. Bu ara ya bu buranın ama ya bunu çekecek yani ya mili çekecek. Bak şu mili çekecek kendine burada frenleme yaptıracak. Bu ne? Bir mıknatıs çekimi var burada. Ya setüskur üstünde hareket edip çekecek ama geri nasıl verecek? Açıkçası bilmiyorum. Yani burada bir mıknatıslanma var. Buraya yapışıyor. Frenleme yapacak bu dişler birbirine girip. Normalde şunun gelmesi lazım ya da bunun yaylarla gelmesi lazım. İkisi de yok. Söktük. Bizi ne karşıladı? Şimdi şunların içeride bir şey tutuyordur. Yani buradan açarak içeriye ulaşma olasılığımız yok bu vidalara. Ve presli. Ama merak ediyorum. Ben bunu açarım aga. Yani nereden ayıracağız? Kenarlara bakıyorum. Şuraya bir tane tırnak koymuşlar. Umarım zannettiğim gibi sağlam presli değil. Aha değil. Zannettiğim gibi presli değil. Ama yine bir şey tutuyor bunu burada. Ufak ufak. Acaba tutan şey şu arkadaki vidalarda boşa gelir mi? Yapacak bir şey yok, artık bu kadar dağıttık. Tutan o değilmiş. Onu gördüm. Acaba bulman yatakları mı tutuyor ki? Çok bir şey de gözükmüyor. Ama bir mıknatıslı bir sistem var gibi ya. Geri yapışıyor. Enteresan. Sanki mıknatıslı bir sistem geri çekiyor. Yani bu yani yatak kasması gibi falan değil yani. Hayda. Enteresan. Burada mıknatıs var. Sabit mıknatıs. Ana. Enes kutuplarını burada oluşturmuş. Burada kolektörleri görüyorsunuz.
Sargılarda burada. Endüvi sargılarını da bu şekilde yapmış. Açık söyleyeyim, ilk defa böyle bir şey gördüm. İlk defa böyle bir doğrakım. Ulan keşke şurayı sökmeseydim ya. Ama orayı sökmeseydim bunu alamazdım. Doğru, kırdırabilirdik kömürleri. Çünkü çektiğimde şu rulman oradan geçerken kömürleri kırabilirdi. Şimdi bunu zorlayıp çıkarırken kömürleri kırabiliriz. Kömürleri kömür yuvasından dışarı almam lazım. Çıktı zaten. Şurada. Enteresan. İlk defa böyle bir doğru akım motoru gördüm. Şunlar. Şu yuvayı oturtursam. Şimdi cımbız almaya da üşendim. Şu. Bu da bu. Fırça yuvası da bu. Özellikle şu fırça kısmını toplamak zor olacak. Deneyeceğim. En kötü olasılık şu arkadan yayları çıkarırım. Ama şimdi yayları çıkartmadan bir deneyeyim geri toplamayı. Ya benim gibi sabırsız insanlar için değil bu işler ya. Yay da çıktı. Aha. Öbür tarafında yay çıktı. O zaman şöyle yapalım. Hazır bu yaylar çıktı. Şuradan yay yuvalarını açayım. Şuraya kızak yapmışlar bu fırça kablosu için. Ya da iletkeni için. Şimdi yayları yuvaya koyup arka tarafı kapayacağım. Burada en büyük sıkıntı bu yay fırlayıp giderse bulamıyorsunuz. En büyük sıkıntı o. Yayı da fırlatmadan. Zannettiğim kadar kolay olmayacak. Şimdi şöyle bastık. Aslında burada biri lazım bana ama. Burada sormuşlar en sen niye kalın kendi işimi kendim görürüm diye. Yayı içine tepiştirdik. Darısı öbürünün başına. Şimdi bunu buraya tutturduktan sonra yani fırça tutucuyu buraya vidalasam bu sefer rotoru şeylerin arasından oturtmam daha zor. Yani fırçaların arasından geçirmek daha zor. Şimdi bunu sıkıntı şu, kaldırmadan yerine oturtmam lazım. Şuralardan işte yapışıyor. Şuralardan sökmüştüm. Yaklaşık oralara gelecek şekilde şöyle. Kablo da buradan çıkacak ama şu karşılıklı geliyor. Kablo şuradan çıkacak. Kabloyu aldık. Bu bir. Bozmadan böyle yapmak lazım. Kablo arada kaldı. Hadi bakalım. Var mı orada oturacak yeri kablonun? Buradan ite kaka kabloyu yana attıracağız. Olacak iş o. Şimdi onun vidaları buydu. Kaçırmadan yakalamak lazım. Korkum o ki kablolar sıkıştı. Fırçaları almadan şu anda çok kuvvetli bir şekilde mıknatıslar saç gövdeyi yapıştırıyor. Sağa sola hareket ettirmek bile zor yani. Allah'tan daha fırça tutucular kolektörlerden çıkmadı. Sıkıntı nereye takılıyor bu? Arkadaş. Bu sefer de bu çıkmış yerinden ya. Bu ne ya? Her şeyde başa dönüyoruz. Mıknatıs olunca şu çıkmış yerinden şu. Yay neredeydi? Ya ben böyle alengirli şeyleri sevmem ya. Sıkıntı şu. Şuradaki vida yuvası yerinden çıkıp mıknatısa yapışıyor. Arada kalıyor ve kapatamıyorum. Bunu sıcak silikonla yapıştırmam lazım.
Topladım ama muhtemelen çalışacaktır, bir deneyeyim. Sıkıntı ne oldu? Sıkıntı orada, fırça tutucuların oraya U parça yapmışlar bu vidalar girsin diye. O da yerinden çıkıyor. Bunu yerleştirirken yerinden çıkıp mıknatısla şu saç arasına, rotor arasına giriyor. Disk rotor. Yerine yerleştiremiyordum. Silikonla yapıştırınca oldu. Hiç sevmediğim işler. Benim başımı bu. Başımda oluyor. Bitiyor. Şimdi bunda sıkıntı ne? Onu araştıracağım, bir bakacağım. Şimdi onu zor bela topladık da bu balatalı frenleme şu rotora bağlı. Burada durdurması lazım. Dişler birbirine girip. Şu anda bir mıknatıslanma var. Artık mıknatıs etmeyi, başka bir şey mi, açık söylemek gerekirse bilmiyorum. Normalde bunun enerji yokken dışta olup, yani şuradaki dişlerin dışa gelip bunu kitlemesi, enerji verdiğimizde kendini yayları yenip içeri çekmesi, bunu boşa çıkartması lazım ama herhangi bir şey yoktu. Hafif hafif bunu yoklayalım bakalım. Bobin var. Enteresan. Burada mıknatıs var. Yani yayman yok. Sistem nasıl çalışıyor peki? Bobin. Bildiğimiz bobin yani. Şurada mıknatıs var. Demek ki de mıknatıslanmayı bu yapıyor. Şu şekilde oturduğunu varsayalım. Şu da şu şekilde buraya oturuyor. Şu rotoru kendine çekecek diyorum ama rotorda öyle bir dönme yok. Şey, ileri geri hareket yok. Şimdi setuskuru çok sıkmasak bu ileri geri gelse. Tamam, çekti, frenlemeyi yaptı. Çalışırken nasıl geri gelecek? Bunun mıknatısları neredeydi ya? O kadar oynaştım bak. Hani burada şu dişliği çekecek başka bir kuvvet yok. Yani şu setuskurun olduğu yerde bu gitti geldi diyelim. Tamam mı? Şu hareketi yaptı. Tamam, çekti, frenledi. Enerjiyi bıraktığımızda bunun buraya geri gelmesi lazım. Burada başka bir mıknatıs olacak ki bunu çeksin ya da yay olacak. Öyle bir şey yok. Bu böyle değildi. Şu aşağıdaydı. Şöyleydi. Acaba bu böyle dıştan vidalanacak setuskurdan kaydı mı bu? Ya da buraya enerjilendirdiğimizde itiyor diyeceğim. Enteresan ya. Yani benim şimdiye kadar gördüğüm balatalarda yay vardır. Altta, dışarıdadır. Enerji verdiğinde çeker, yayı yener. Burayı boşa çıkarır. Ama bu ileri geri hareket etse buraya sürtecek. Burada bir sürtme şeyi yok. İzi yok. Şu ileri geri hareket bilmiyorum ya. Bana çok garip geldi. Şunun mıknatıs özelliği var mı? Yok. Şu dışarıda kalacak, geri gelecek diyeceğim ama yani ya iki mıknatıs arasına gidecek gelecek, öyle bir durum da yok. Artı bu dönmeye çalışırsa burada kabloları koparır. Yay yok ya. Yani hadi şu boşta diyelim. Acaba bu bana gelmeden önce biri söktü, kurcaladı, buralardan yaymayı bir şey çıkardı mı ki ya? Çok ciddi bir manyetik alan yok. Açık söyleyeyim. Bunu yapıştırıyorum kendine. Bunu da öyle ahım şahım bir kuvvetle çekmiyor. Valla fren sistemine aklım ermedi. Yani şimdi burada yay yok. Bir bobin, altında mıknatıs. Şurada bir tane bilezik şekli içi tırtıklı disk var. Yay olmadığında hani marş motorlarında olduğu gibi bu çıkıyor, elektrik kesildiğinde çıkıyor, bu dişli sıkıştırıyor diyeceğim. Rotor ileri geri hareket etmiyor. Rotorda bir ileri geri hareket yok. Zaten fırçalar var, öyle bir harekete de teknik olarak müsaade etmezler. Şu ileri geri hareket ediyor diyeceğim, karşılığında bunu çekecek bir mıknatıs yapıyor. Bura mıknatısı değil. Kaldı ki bunun sabit mıknatısları bunu çekecek diyeceğim. Arada demir var, bunun gövdesi var. Yay yok. Şu ileri geri hareket ediyor diyeceğim. Hadi çekmeye bobin çekti de ileri geri nasıl hareket ediyor onu çözemedim. Yani şöyle bir şey olabilir. Benden önce söküp elden geçirmiş olabilirler. Şimdi bu motor 40-50 yıllık bir motor. Yani en az bir temiz 30-40 yılı var. Bu frenleme sistemi, yani yaysız bir frenleme sistemiyle ilk defa karşılaşıyorum ben. Nasıl olduğunu bilmiyorum.
Bilen arkadaşlar yoruma yazarsa, açık söylemek gerekirse sevinirim. Şimdi tekrar bunu toplayıp bir daha bir deneyelim. Bir de bu ileri geri hareket etse ya da dönse kabloyu burada sıyıttırır. Şimdi rotor dönerken yani herhangi bir değişiklik yok. Bunun yönü var mı ki? Düşük devirli bir motor ve bir de balatalı frenleme koymuşlar. Balatalı frenlemeyi çözemedim. Bilen arkadaşlar varsa, yorumlara yazarsa YouTube'daki videonun altına sevinirim. İlk defa yaysız böyle balatalı frenleme gördüm. Belki de daha önceden parçaları söküldü, bilmiyorum. Şimdi böyle ince yapılı motorlar lazım olduğu zaman, bu belki 30 belki 40 yıllık motor. Brushless CC fırçası doğru akım motorları kullanılıyor. Disket sürücülerin motorlarını hatırlayın. Bu sefer orada bir tane mıknatıs rotor var. Aşağıda bobinler dizili halde sabit yerde. Sıralar anahtarla verip dönme sağlanıyor. Yani ince yapılı motor olarak şimdi onlar kullanılıyor. Çok zorlamışlar. Konstrüksiyon bu motorda aşırı derecede zorlanmış. İşte disk endüvi yapılmış. Sabit mıknatıslar bu hoparlör mıknatısları gibi kullanılmış. Açık söylemek gerekirse ben ilk defa endüvisi disk şeklinde sarılmış bir tane doğru akım motoru gördüm. Dediğim gibi merak etmiştim, içini açtım, baktım. Hala balatalı frenleme konusu burada benim için aydınlanmadı. Yorumlarınızla bilen arkadaşlar beni aydınlatırsa sevinirim. Böyle bir motor varmış. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.